Yunus Emre 12. Bölüm www.seslibetimlemedernegi.com Tekten Film. Namazda oturur pozisyonda duran kadın Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. 11. Bölüm özeti. Akşam vakti dergah. Sohbet bitmiş. Müritler kalkıyorlar. Şeyh pozisyonunu bozmadan oturuyor. Kasım'la Esmer Mürit ellerini koltuk altlarına sokarlarken diğerleri kalplerine koydular. Hep birlikte başları önde geri geri kapıya yürüyorlar. Kasım kapının kenarında durdu, çıkmalarını bekliyor. Haremlikte yalnız başına oturan bacım Sultan da kalkıyor. Müritler kapıdan uzaklaşıyorlar. Yunus içeri girdi. Şeyh niye geldiğini anlamış gibi gerinip bir tuhaf oldu. Bacım Sultan duraksadı. Şaşkın gözlerle Yunus'a bakıyor. Yunus kapının arkasından şeyhin huzuruna yürüyor. Bacım Sultan temkinli adımlarla usulca kafesli paravana yaklaştı. Hele bir tas su getiresin bana Kasım. Kasım bozularak onaylayıp mecburen geri çekildi gidiyor. Yunus şeyhin karşısına geçip selam verdi. Bacım Sultan heyecanlanmış. Yunus'un bakışları gergin, başı önde. Şeyh de en az onun kadar gergin. Kasım'ın çıkmasını bekleyip geç otur diye işaret etti Yunus'a. Kasım kapıyı hafifçe çekerek aralık bıraktı. Etrafı kolladı, içeri kulak veriyor. Yunus şeyhin karşısına oturmuş söze girmek için kıvranıyor. Bacım Sultan merakla paravanın arkasında dikiliyor. Şeyh üzüntüsünü gizlemek istercesine kas katı kesildi. Sen var, en iyisi kadılığa geri dön. Yunus şaşkına dönüp bir anda başını kaldırdı. Her yolun bir yolcusu var. Varsan dön kadılığa. Kasım merakla dinliyor. Yunus tebessüm ederek başını yeniden öne eğdi. Bacım Sultan donuklaştı. Yunus yüzünde tebessümü bozmadan kırgın bakışlarını şeyhe sabitledi. Ne vazife verdiyseniz yaptım. Kadılıktan istifa edip geldim dergâhta abdesthaneleri temizledim. Kadı olarak gezdiğim Nallıhan sokaklarında sırtımda kazma kürekle dolaştım. Bir meczup gibi köpek aradım ahalinin gözü önünde. Nefsime ağır gelir demedim. Dedim ama dinlemedim. Ne vazife verdiyseniz tas tamam yaptım. Şeyh sinirlendi ama belli etmemeye çalışarak bakışlarını önüne çekti. Bacım Sultan merakla kulağını paravana yaklaştırdı. Ama ne aradığım budur, ne beklediğim muamele. Evlat, biz sana kadılıktan istifa et demedik. Ahir zaman şeyhi değiliz. Kendimize mürit aramayız. Kimseye davetimiz yoktur. O kimseler hak yolunda değil. Biz hak yolunda mıyız ki milleti davet edelim? Ne var ki bizde? Ben giderim şeyhim. Şeyh kendini kasarak bakışlarını önüne çevirdi. Bacım Sultan üzgün. Kasım şok oldu. Şeyh tavırla Yunus'a döndü. Gelen hoş gelir, giden hoş gider Yunus. Yunus sanki başka bir şey söylemesini bekler gibi yüzüne bakarak karşısında oturuyor. Bacım Sultan üzgün. Şeyh başını tavırla önüne çevirdi. Yunus bir süre yüzüne baktı, ayağa kalkıyor. Bacım Sultan donuk bir halde paravandan uzaklaştı. Yunus ellerini göğsüne koydu, huzurundan ayrılıyor. Kasım kalktığını anlamış gibi koşar adım kapıdan uzaklaştı. Yunus şeyhe sırt çevirmeden kapıya yürüyor. Eli göğsünde, başı önde. Kapıdan çıkarken şeyh bakışlarını ona çevirdi. Şöyle bir bakıp tekrar çekti. Hem kırgın hem kızgın. Bacım Sultan ağlamaklı. Gökyüzünde dolunay. Gündüz vakti Nallıhan obası. 3 ay sonra yazdı. Dergah.
Şeyh minberin önünde cemaate karşı canı sıkkın ve düşünceli bir halde oturuyor. Sanki Yunus gittiğinden beri kendine gelememiş. Kasım'ım, hele sen bir sohbet ediver dervişana. Kasım başıyla onaylayıp çağrıyla bakışarak kalktı. Ali Taygu durumdan memnuniyetsiz. Şeyh kalkarken onlar da kalkıp saygıyla selam verdiler. Şeyh önünü kavuşturdu, gidiyor. Kasım'ın yüzünde sohbeti yapacak olmanın verdiği gurur ve sevinç. Şeyh kapıya ilerleyince yönler ona çevrildi. Kasım ellerini koltuk altlarından indirip kasılarak önüne kavuşturdu. Toy dervişlerden biri duvarın dibinden beyaz bir post alıp geldi. Dervişin pembe postu minberin önünde. Derviş postu onunkinin biraz ötesine serdi. Kasım kasıla kasıla basamağa çıkıp yönünü cemaate döndü, dizlerinin üstüne oturdu. Selam pozisyonlarını bozarak müritler de oturdular. Kasım gözü kalmış gibi şeyhin postuna baktı. Yüzlerde memnuniyetsiz bir ifade. Sohbet esnasında giriş çıkış yapmaz isek, ola ki şeyhimizden aksettireceğimiz hakikatlerden istifade etmek isteyenler olur. Talibin dikkatini dağıtmak mekruhtur. Guyen de başıyla onayladı. Geçenki sohbetimizde namazı bozan hallerden bahsetmiş idik. Bu akşam Müslümanın hallerinden bahsedelim biraz. Müslüman kimdir? Evvela kelime-i şehadet getirendir. Dervişler sıkıntıyla iç çekiyorlar. Peki ne ola Müslümanı ötekinden ayırt eden? Demem o ki çarşıda bir Müslümanı görsen. Nereden bellidir? Kılık kıyafeti olmaz ise. Müslüman elinden, dilinden, dahi belinden hiç kimselerin zarar görmediğidir. Güngör Çağrı'nın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Siz konuşacaksanız biz susalım Güngör Efendi. Güngör geri çekilip başını önüne eğdi. Müritler sanki mecburiyetten oradaymış gibi memnuniyetsizler. Hiçbirinin yüzünde şeyhi dinlerken beliren o hevesli ifade yok. Ali Taygu Kasım'a karşı iç çekti. Allah'ın obası. Bacım Sultan'la Kiram muayenehaneye girdiler. Gelip de zorla dışarı çıkarmasam seni adım atacağın yoktur dergâhtan dışarı. Anlatmışım Kira. İçimde ne gezip tozmaya hevesim var, ne de ders çalışmaya hevesim. Ben bilirim nedir bunlara sebep. Neymiş? De hele de biz de bilelim sebebimizi. Sorarsın sorarsın ama söylerim kızarsın. Söyle hele, kızmam. Sen de bilirsin işte. Yunus'un gidişidir bütün bu hallerine sebep. Ne ilgisi vardır onun ile? Hem sonra yerin kulağı vardır derler. Dedikodu türer. Dedikodu olmayan bir şey hakkında türetilir. Sen var ya, insana el alemi rüsva edersin. Nedenmiş o? Birisini sevince rezil mi olunur Türklerde? Neden öyle olacakmış? O vakit? Yoksa şeyh kızıyla dervişin evlenmesi mi yasaktır? Sen benimle bu kadar uğraşacağına, sen de o vakit. Sizin dininizde yasak mıdır da evlenmek böyle bekar durursun? Benim de senin gibi gönlüme bir düşen olsa durmazdım. Vallahi dedikodu türeteceksin Kira. Duymadın mı hiç yerinin kulağı vardır diye bir söz? O ne demek der gibi bakıp başını hafifçe yana çevirdi. Bacım Sultan tebessümle gerdan kırınca Kira da yalan mı diye ima ile gülümsedi. Konya Kadılı. Katip odasında evrak hazırlarken Yunus içeri girmiş yanına yürüyor. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Katip evrağı bırakırken Yunus karşısındaki mindere yöneldi. Hatırladınız inşallah. Aksaray'dandı değil mi? Yunus bozuldu. Dur bakalım. Subaşı mıydın? Tayin mi isterdin?
Nallıhan kadısıydım Kâtip Efendi. 3 aydan beri kaçtır varırım huzurunuza. Bir sen misin ki? Memleketin 4 bir yanından hücum ederler. Kadısı tayin ister, naibi sıra bekler. Var Allah var işte. Kusurumuza kalma. Estağfurullah. Vazifeye dönebilmek için müracaat etmiştim. Bildim bildim. Ama pek bir meşguldü başkadı hazretleri. 3 aydan beri bir haber beklerim Kâtip Efendi. Meşgul der durursunuz ama daha imkanımız kalmamıştır beklemeye. Buradaysa huzuruna bir çıksak. Bekleyesin hele. Kâtip beyaz sarığı, yarım kollu beyaz sırkasıyla kapıya yöneldi. Yunus Bağdaş grup ellerini dizlerine yaslamış bir vaziyette oturuyor. Gözü katibin bir şeyler yazıp rahlenin üstüne bıraktığı evrağa ilişti. Alsın mı, almasın mı bilemeden kararsız gözlerle bakıyor. Huzursuzca uzandı kağıda. Sonra içine silmemiş gibi geri bıraktı. Kâtip geri geldi. Yarın karar verilir Yunus Efendi. Vazifeye dönüşümüze mi? Yeni vazife yerimize mi? Hele vazifeye dönüşünüze bir tamam desin Hazret. Seni vazifeye döndürüp de boş oturtacak değil. Başkaları da var senin vaziyetinde. Nallıhan obası. İçeriden dergahın kapısı açıldı. Şeyh elinde asasıyla dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Karabaş yüzüstü uzanmış, gözleri açık. Şeyh yanından geçerken ona bakarak birkaç adım daha ilerleyip durdu. Yanına yöneldi. Nasılcısın Karabaş? Halin keyfin yerindedir inşallah. Burada mıydınız babacığım? Vardın mı Kel Efendi? Vardım babacığım. Bedbin olmuşsun der babacığım. Mevsimden olsa gerektir dedi. İlaç hazır ediverdi mi? Aktar'a gönderdi. Kirayla gidip istediklerini aldık. Kaynatıp öz sularıyla bir ilaç ediverdi. Koydu şişeye. Şeyh kederle Karabaş'a döndü. Yerine de bunu bıraktı, çekip gitti. Kim babacığım? Başını bacım sultana çevirdi. Yunus. Şeyh gidiyor. Bacım sultan Yunus'un adını duyunca heyecanlanıp dondu kaldı. Konya kadılı. Başkadı makamında. Sait geri geri yürüyerek huzurundan ayrılıyor. Yunus huzursuzca oturuyor. Hoş gelmişsin Yunus efendi. Hoş bulduk efendim. Vazifeye tekrar dönmek arzusuyla müracaat etmişsin 3 ay evvel. Evet efendim. Kâtip başkadının yanına gelip meşin kılıfta bir ferman getirdi. Başkadı kılıfı açarken kâtip saygıyla dışarı çıkıyor. Yunus heyecanlı, başkadı fermana göz atıyor. Başvezir Muhyiddin Pervane Hazretleri'nin bizatihi emriyle bir takım kadıları olduğu yerden başka yerlere tayin ederiz. Çeşitli sebepler neticesinde boş kalan makamlar içinde yeni atamalar yaparız. Sen Nallıhan da vazife yaparıymışsın. Evet. Yunus Efendi, vazifeye tekrar dönüşün bizim için caizdir. Yunus'un yüzü güldü. Yarın var Kâtip Efendi'den tayin olduğun yeri öğren. Yunus sevinçle kalkıp önünü kavuşturarak yanına yürüdü. Allah sizden razı ola. Her ne eylerseniz hayrede. Elini öptü. Başkadı içtenlikle gülümseyerek başını eğdi. Yunus kapıya çekiliyor. Nallıhan da vazife yaptım dersin Yunus Efendi. Durdu. O vakit bilirsin belki. Taptuk emrederler. Bir tekke şeyhi varmış Nallıhan'da, bilir misin? Bilirim efendim. Tesiri var mıdır ahali üzerinde? Vardır efendim. Yeni tayin ettiğimiz Kadı İlyas Efendi, dergahını basmak için tarafımızdan izin istemektedir. Nallıhan'da vazife yaptığını görünce
Hele bir soralım dedik. Yunus şok üstünde şok yaşayıp dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemeden düşünceli gözlerini boşlukta gezdiriyor. Başka da çıkabilirsin diye işaret etti. Yunus geri geri yürüyerek basamakları inip yönünü kapıya çevirdi. Hızlı gidiyor. Akşam vakti. Kadılığın ön planda olduğu Konya şehri. Gökyüzünde dolunay. Hava aydınlanmış. Başkadı makamında. Katip huzuruna gelip yanına yöneldi. Ellerini karnında kavuşturdu, kenarda dikiliyor. Başkadı bir şeyler yazmakla meşgul. Başını kaldırıp katibin beklediğini fark edince divitini bıraktı. Buyur otur diye karşılıklı iki yana dizilmiş minderlerden birini gösterdi. Katip hırkasının eteklerini arkaya atıp dizlerinin üstüne oturdu. Söyle katip efendi. Efendim, şu vazifeye iade bekleyen Mustafa Nallıhan kadısı. Hatırladım. Dün huzura gelendir. Adı neydi? Yunus'tur efendim. Yunus. Ne olmuş ona? Vazife başı yapmak için menşurunu almaya gelmemiştir. 3 aydır eşikte bekler derdin Mesut efendi. Ben de anlamamışım efendim. Her gün bu makamın kapısını aşındırır idi. Şimdi işi hallolur. Ortada yoktur. Başkadı düşünceli. Etrafı dağlarla, tepelerle çevrili Nallıhan Obası. Çarşıda genel bir gün. Koşuşturan çocuklar, kenarda tezgahlar, gelip geçenler. Yunus hasret giderir gibi bakınarak çarşının içinde ağır ağır ilerliyor. Yüzünde belli belirsiz bir tebessüm. Yanından geçtiği insanlar onu görünce şaşkınlık ve merakla bakıyorlar. Yunus selamlaşarak geçiyor yanlarından. Güyende çarşıda. Önden Yunus'u giderken görünce olduğu yerde dondu kaldı. Merakla seyrediyor. Yunus sağa yönelip çarşının ortasındaki hayrata yöneldi. Kollarını sıvayarak borudan akan suya eğildi, elini yıkıyor. Güyende şaşkın. Güyende ona görünmeden yanı başındaki yola dönüp gitti. Yunus ellerini yıkadı, sularını olağa silkeleyerek doğruldu. Arkasını dönüp önünü kavuşturdu, gidiyor. Dergah. İki derviş bahçeden avluya yürürken Ali Taygu, Güngör ve Çağrı bir arada oturuyorlar. Aylar vardır tek bir sohbet yapmamıştır şeyhimiz. Ahali de sorar durur ağam. Geçen de ekine gittiğimizde köylüler bir bir gelip sormadılar mı? Asıl çarşıda ahiler. Herkesin dilindedir şeyhimizin sohbeti kestiği. Avludaki diğer dervişler de kulak misafiri olmuş. Üzüntüyle suratlarını düşürdüler. Güngör sıkıntıyla içecekti. Avludan geçen iki derviş çıkışa yürüdükleri sırada Güyende içeri girdi. Hızla avluya yürüdü. Robotlaşmış bir halde huzur odasının giriş kapısını ilerliyor. Ali Taygu ve diğerleri şaşkın. Selam da mı yoktur Güyende? Yunus dönmüş. Merakla ayaklandılar. Kadı Yunus mu? Nerede gördün? Çarşıda. Ali Taygu Güngör'e döndü. Şaşkınca bakışırlarken Kasım merakla yanlarına gidiyor. Neden döndün? Yunus dönmüş. Kadı Yunus. Güyende başıyla onayladı. Kasım şaşkın. Nerede gördün? Çarşıda. Kasım tamam diye kafa sallayıp diğerlerine baktı. Ali Taygu gözlerini kaçırdı. Diğer dervişler merakla aralarında bakışıyorlar. Kasım döndüğüne pek memnun olmamış gibi Güyende'nin başı önde. Kasım sıkıntıyla çekti. Allak bullak bir halde düşünüyor. Kadıhane. Nöbetteki zabitin dışarıdan kapattığı kapıdan Yunus girmiş. Koridorda yürüyerek makam odası ve evi olarak kullandığı kapının önüne yöneldi. Nöbetteki şahinli adam Yunus'la selamlaştılar. Subaşı içeriden çıkıp karşısında Yunus'u görünce şaşkına döndü. Yunus eli göğsünde tebessüm ederek karşısına geçti. Subaşı şaşkınlığını atıp yanına yaklaştı. Yunus efendi. Hoş gelmişsin. Bir arzun mu vardır? Kadı efendiyi görmek isterim. İlyas efendi makamındadır. Teşekkür edercesine kafa sallayıp Adem'in açtığı kapıdan içeri girdi. Subaşı merak içinde dikiliyor. Yunus kendinden emin bakışları belli belirsiz tebessüm eden ifadesiyle makama yürüyor. Ocak alevli. İlyas bir zamanlar Yunus'un oturduğu kürsüye oturup kaşlarını çatmış bir evrak okuyor. Başını çevirince Yunus'u görüp dondu kaldı. Yunus dimdik omuzlarıyla yanına yürüyor. Sanki eski makamında olmanın verdiği garip bir duygu var içinde.
Yunus kürsüden inmiş. Yunus karşısına geçti. İlyas onu gördüğüne sevinmiş gibi tebessüm ediyor. Aynı ifadeyle Yunus da ona gülümsedi. Yunus. Şenlik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan kesici bir alet. Dergahta halka oluşturmuş zikir çeken dervişler. Yunus Kadı, Yusuf Gökhan Atalay, Şeyh Tapduk Emre Payidar Tüfekçi, Molla Kasım Baran Akbulut, Mesut Mehmet Çepiç, Bacım Sultan Seda Tosun, Hanım Ana Asuman Çakır, İmberci Hasan Rüzgar Aksoy, Ali Taygu Mehmet Ali Tuncer, Kira Müge Uyar, Subaşı Hasan Ergun Taş, Dülger Şahin Ahmet Talay, Demirci Bayram Sedat Erdiç, Derviş Çağrı Biran Tunca, Uyende Umut Tanyolu, Keçeci Murat Ercanlı, Hekim Özü Doğru Cici, Aynalı Kaptan Gürman. Müzik Alpay Gültekin, Zeynep Alasya. Sanat yönetmeni Özü Doğru Cici. Kurgu yönetmeni Akif Özkan. Senaryo Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız. Genel koordinatör Hüseyin Nurettin Bal. Proje tasarım Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız. Yapımcı Mehmet Bozbağ. Yönetmen Kamil Aydın. Oturup pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre Aşkın Yolculuğu yazdı. Bu proje İbrahim Has'ın Tezkire-i Has adlı münakabındaki Yunus Emre rivayetinden ve Mustafa Tatçı'nın derlemelerinden hareketle hazırlanmıştır yazdı. Gündüz vaktin Allah'ın obası. Kadıhane. Yunus İlyas'ın karşısındaki minderlerden birinde oturuyor. Tayini olunduğun yeri öğrenmeden dönüp geldin öyle mi? Yunus düşünceli bakışlarını önünde dolandırıp İlyas'a dikti. Senden bir yardım isterim. Ne dersin Yunus? Biz birer çocuktuk medreseye girdiğimizde. Sen benim dostumsun. Şeyh Tapduk Emre hakkında tahkikat başlatırmışsın. İlyas şaşkına döndü ve yüzündeki gülümseme soldu. Nereden biliyorsun diye sorar gibi kaşlarını çatıp hafifçe başını çevirdi. Başkadılıkta işittim. Konya'da. İyi ama seni niçin alakadar eder bu mesele? Yunus keskin gözlerle İlyas'a bakarak iç çekti. Dergah. Hanım ana oturduğu yerde tepsideki bulgurları ufalarken bir yandan tebessümle şeyhi izliyor. Şeyh sofranın başında tahta kaşık yontuyor. Bacım Sultan sofra bezini dokuma tezgahının ortasındaki tahta uzantıya taktı. Durgun ifadesiyle kapıya yürüdü. Karşısında Kasım'ı görünce ağzını kapattı. Şeyhimi görmek isterim. Önemli bir haber vermem gerekir şeyhime. Bacım Sultan kapıyı hafifçe itip içeri yöneldi. Molla Kasım görüşmek ister babacığım. Buyursun gelsin kızım. Kapıya geri dönüyor. Kasım olduğu yerde bekliyor. Bacım Sultan geri çekilerek kapıyı açıp geçmesi için yol verdi. Kasım mutfaktan geçip paravanların arasındaki boşlukta durdu. Destur şeyhim. Şeyh elini göğsüne götürüp selamını aldıktan sonra geç otur diye yer gösterdi. Kasım yanına yürüyüp avucunu öperken şeyh de onun başından öptü. Kızım, şu bulguru kaynatalım. Mutfağa geçiyorlar. Kasım yanına oturmuş. Şeyh işiyle uğraşıyor. Bir haber işitmişiz şeyhim. Şeyh tepkisizce kaşık koymaya devam ediyor. Uyendi'den duymuşuz. Çarşıdan dönmüş. Döner, döner. Kadı Yunus dönmüş. Şeyh bir anda durdu. Bacım Sultan haberi duydu, tebessüm ediyor. Şeyh şaşkın bakışlarını önüne kaldırdı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Yunus Guyende de döner. Kadı Yunus da döner. Gidip de dönmeyen var mıdır ki Kasım'ım? Kaldır başını bir bak. Ay döner. Güneş döner,
Yıldızlar döner, gezegenler döner, kehkeşan döner, cümle gökler döner. Dönecek elbet, alem döner. Yunus mu dönmeyecek? Ama dergâhımıza değil, Nallıhan'a dönmüştür şeyhim. Biz dergâha döner demedik ki evlat. Döner dedik. Dur hele. Sen de döneceksin, biz de döneceğiz. Bacım Sultan dokuma tezgahının önüne çökmüş. İp sarma bahanesine kulak kabartıyor. Biz dergâhımızı Nallıhan'da sanırız Kasım'ım. Sana bir vazife vermek isteriz Kasım'ım. Emir buyurunuz şeyhim. Bacım Sultan tezgahın başından kalktı, uzaklaşıyor. Kasım eli göğsünde emrini bekliyor. Mümkünatı yoktur. Olmaz Yunus. Sen tanırsın diye kanunu uygulamaktan nasıl vazgeçerim? Tanımakla kalmam. Kefilim. İlyas oldukça şaşırdı. Yunus tebessüm ederek ona bakıyor. Meclisine gidip geldiğini işitmişim. Ama sen müridi gibi konuşursun. Onca sene aynı tastan çorba içtik seninle. Benim hatırım için İlyas. Devlet işidir bu Yunus. Nasıl hatır koyarsın bana? Biz değil miydik medresede aynı hayalleri gören? Hani hal hatır gözetmeyecektik? Hani şeriat neyse onu tatbik edecektik? Beylerin, şeyhlerin hakkını değil, ahalinin hakkını savunacaktık hani? Hani Moğol'un değil, Selçuklu'nun kadısı olacaktık? Neymiş suçu onu de o vakit. Niye zora koşarsın beni Yunus? Sen olsan sen de demezdin bana. Her neyse iftiradır. Cümlesi yalan. Neyle suçlandığını dahi bilmeden mi dersin iftiradır diye? Yunus kendinden emin bakışlarıyla sözlerinin arkasındaymış gibi bakıyor. Geç olmadı mı kızım? Ne için geçtir anacığım? Kiraya varacağım demedin mi kızım? Çıkmış aklımdan. İşe güce koyulunca. Beraber çıkalım. Ben de Gülsün bacıya varırım bir. Gitmesek anacığım. Gelip izin istersin, sonra da gitmeye verelim ana dersin. Pekala sizin amma. Aylar oldu. Hep bedbin, hep halsizsin. İşe yaramaz mı Mikel Efendi'nin yapıverdiği ilaç? Yarar anacığım, yarar. Sofranın üstünde fazla kap kacağı alarak dolabın üstüne bıraktı. Hanım ana sofranın başında üzgün gözlerle ona baktı. Bulgur ufalama devam ediyor. Bacım Sultan düşünceli ifadesiyle boş kapkacakları yerlerine koydu. Öylece boşluğa bakıyor. İftiradır. Her kim demiş ise iftiradır. Bu sözleri senden işitmesem şaşırmam Yunus. Unuttun mu? Biz medreseliyiz. Tekke takımıyla, kerameti kendinden menkul şeyhlerle işimiz yoktur. Biz ilim erbabıyız. Unut bu isteğini. Biz idarenin talebine uyarız. İdare kanun mudur ki? Neden üzerime varırsın Yunus? Ne istersin benden? Suçu görme, ihbarı değerlendirme mi dersin bana? Söylemişiz. Konya'dan ne emir gelirse odur. İdareye boynumuz kıldan ince. İdareyi de idare eden vardır İlyas Efendi. Madem ki medrese arkadaşıyız, onu da biliriz.
Bir fitneci muhbirin ihbarıyla mı tesis olunur adalet? İhbarı eden kim? Onu de bari. Bak Yunus. Vazifeye tekrar dönüşün kabul edilmiş madem, bana sorar isen boşa durma. Dön Konya'ya. Var, al tayinnameni. Yunus bakışlarını İlyas'tan çekmeden omuzlarını dikip nefesini boşalttı. İlyas başını tavırla pencereye çevirdi. Arından düşünceli gözlerle Yunus da döndü pencereye. Allah'ın obası. Demirci çarşıda yürüyor. Etrafta dükkanlar, tezgahlar, köylüler. Kasım çarşı sokaklarından birine girdi. Arayış içinde etrafa bakınarak ilerliyor. Sokaklar oldukça kısa. Kasım dört yol ağzında durdu. Dikkatle sağ tarafındaki sokağa bakınıyor. Yunus bir arka sokaktan Kasım'la aynı yol üstüne çıktı. Kalabalığa karışıp tanınmak istemezmiş gibi olduğu yerde bakındığı sırada Kasım'ı fark etti. Kasım ondan tarafa yürüyor. Yunus ona görünmeden geri kaçtı. Kasım bakınarak ilerlemeyi sürdürüyor. Gümüştekin demircinin yanında. Şeyhim geldi. Hala hatırımdadır. Bayram Bey. Şu bizim kazmayı küreği bir elden geçiriver. Ortada daha kazma yok, kürek yok. Maşabasını yudumladı. Taburelerde oturuyorlar. Ağa nokladı ya bizi gök getir domuzu gibi. Meğer avcı değil, almışız. Ondan Yunus Efendi'yi salmış peşimize. Şeytanın avrat boşadığı zaman. Gümüştekin mahcup oldu. Maşapalarını yudumluyor. Kasım dükkanın önünde tahta yontan Şahin'in önünden geçip yanlarına geldi. Saygıyla ayaklandılar. Hele hayır olsun pirdaş. Hayır bayrama, hayır. Buyur, bir şerbetimizi iç, rahatlarsın. Allah kesene bereket versin bayrama. Ahi ocağına varmam lazımdır. Pirdaş. Sohbet gözükmez mi şeyimizden hala? Bir şey buyurmamıştır. Ahiler sorar dururlar. Hatun kişiler de sorarlar. Şeyimiz nicedir, sohbet buyurmaz derler. Bekleriz bayrama. Bilmeyiz ne vakit buyurur. Bekler dururuz biz de. Müsaadenle. Yanlarından uzaklaşıyor. Demirci ile Gümüştekin şaşkın gözlerle arkasından baktılar. Gümüştekin merakla demirciye döndü. Bu derviş de kim ola ki bayram ağa? Şeyhimizin halifesi biz. Eğer gelir de bir talep olursa sakın ha. Yok ağam bilirim. Dergâhla aramı iyi tutarım. Öyle mi öğretti? Ağan olacak o hain. Ne iyi tut ne kötü. Benimle nasıl tutarsan öyle tut. Başüstüne. Demirci bastırarak oturup onun da oturmasını sağladı. Yunus tenha bir yol ağzına gelip etrafı kollayarak önündeki sokağa çıktı. Karşıya geçip şerbetçinin yol üstündeki masasına oturdu. Şerbetçi kuruladığı maşrapaları rafa diziyor. Yunus huzursuz, düşünceli. Geçmiş. Ne gelirse başa, yoldaştan değil... yoldandır. Benim inandıklarımın arasında pek azı göz ile görülür. Hele bu yarı ama gözlerimle azdan da azı görülür. Ağına dönüp düşünceli bakışlarını boşluğa dikti. Yaşlı şerbetçi işini bitirip önünü kavuşturarak yanına yöneldi. Ne vereyim beyime? Yunus afallayıp eyvallah der gibi elini göğsüne koyarak masadan kalktı. Şerbetçi garipseyerek bakarken Yunus gidiyor. Kasım sağına soluna bakınarak ilerlediği sırada kalabalığın arasında yürüyen birini görüp Yunus'a benzetmiş gibi durdu. Koşarak yanına ilerliyor. Adam Yunus'un dergâhta giydiği kıyafetlerin aynılarını giymiş. Onun gibi yapılı ve sakallı. Karşıya geçip bir tezgahın önünde durdu. Kasım koşarak gelip kolundan tutarak bir anda kendini çevirdi. Adam şaşkın. Kasım mahcup olup çekti elini. Adam tavırla önüne döndü. Tezgahtaki örtülerden birini göstererek tezgahlarla konuşuyor. Kasım arkasını dönüp hiçbir şey olmamış gibi hırkasının önünü kavuşturdu. Sakin adımlarla geldiği yöne yöneldi. Mikel kısa bacaklı masanın başına oturmuş, neftle tıbbi malzemeleri silerken
Kira Sedir'den izliyor. Sana bir şey sormak isterim baba. Hayır olsun yavrum, sor bakalım. Dervişler evlenemez mi? Soruyu değil de sorduran sebebi daha çok merak ettim şimdi. Tekkedeki derviş birini sevse ya da kız bir derviş sevse... Şun Allah'ın yarısı. Hatta şu çarşının neredeyse tamamı Tapduk Efendi'nin dervişidir kızım. Hiç evlenmez olurlar mı? Katalog rahipler gibi değildir onlar. Ne olur o vakit kızıyla derviş evlenirse? Severlerse seyran olur, sevmezlerse cehennem olur. Başka ne olacak? Bırak sen onu bunu da... Kimdir, kimlerdir bunları sormana sebep? Yunus pencereye bakarak muayenehanenin önünden geçti. Kira onu görüp şaşkına döndü. Baba, benim bir bacıma varmam lazım. Hani o gelecekti yavrumu? Yok, gelemez o. Benim bir hemen varmam icap eder. Güzelin kim olduğu anlaşıldı. Derviş kimdir acaba? Sen onu de bakalım. Kira alt dudağını ısırdı. Huzursuzca kıvranıyor. Mikel sarışın, kıvırcık saçlı, renkli gözlü. Hiç eksik etmediği kırmızı külah takkesi başında. Dergah. Şeyh huzur odasında tek başına oturuyor. Minberin önünde. Kasım yanına yürüyüp selam verdi. Şeyh selamını alıp geç der gibi avucunu yana uzattı. Kasım gelip öperken o da başından öptü. Kasım geri çekilip dizlerinin üstüne oturdu. Vardım, ilettim emrinizi Mesud Ağa'ya şeyhim. Emir değil, ricadır. Emirle demir dövülür mü? Başkaca malumatın yok mudur bize? Yolda Zahireci Remzi çevirdi. Hesap meselesi yanlış anlaşılmıştır. Şeyhime açık açık anlatmaz isem gönlüm feraha ermez der. Akşam huzura gelmek ister. Şeyh düşünceli bakışlarını önüne çekti. Haber edin sonra gelsin. Zira bu akşam başkasını bekleriz. Kasım afallayıp tek bir laf etmeden kalktı. Eli göğsünde, başı önde selamını verdi. Şeyh aynı şekilde karşılık verip önüne döndü. Bacım Sultan evde oturuyor. Başını duvarın dibindeki kitaplığa yaslayıp dalmış gitmiş. Hanım ana kapıyı açtı. Hoş gelmişsin kızım. Hoş görmüşüz hanım anam. Bacım nerededir? Arkada. Heyecanla içeri yöneldi. Kira, sen gelmezsen ben gelirim. Bacım Sultan ayağa kalkıp önündeki sofranın üstünden Kur'an-ı Kerim'i aldı. Öpüp kitaplığa kaldırdı. Otur hele. İnan pek halsizlik çekerim. Sana mutlu olacağın haberler getirdim. Ne bilirsin ki ne ile mutlu olurum? Yunus dönmüş. Çarşıda gördüm. Bilirim zaten. Dervişler konuşurlar idi. Dergaha mı dönmüş? Yok, sanmam ki dergaha dönmüş olsun. Belli ki bir işi vardır. Belki de dergaha da uğrar gelmiş iken. Biz arkadaşız. Bilmez miyim? Görmez miyim? Anlamaz mıyım sanırsın bacım? Neyi? Ne var ki anlayacaksın? Dilin inkar eder de... gözlerin de dilinin inkarını inkar eder. Bir şey inkar ettim yoktur Kira. Asıl sen olmayan şeyleri icat etme. Sen inkar etmezsen ben de icat etmem. Kira ima ile gülümseyerek bakıyor. Bacım Sultan utanmış gibi önüne döndü. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili dergahın ön cephesi. Ali Taygu namazı kaldırmış. Şeyh'le birlikte cemaatin tümü dua ediyor. Eller yüze sıvazlandı. Ali Taygu dizlerinin üstünde yönünü minbere döndü. Secdeye vardılar, ayaklanıyorlar. Şeyh her zamanki gibi ön safın ortasından çıkıp kenara çekildi. Guyen de postunu öperek alıp Ali Taygu'dan boşalan yere koydu. Ali Taygu ön safın başına geçmiş. Guyen de postu bırakıp yerine döndü.
Cemaatin elleri koltuk altlarında, Şeyh'inki göğsünde. Şeyh postun üstüne çıktı, ayakta dikilerek cemaati süzüyor. Deyin hele. Ne derler ardımızdan? Çarşı, pazar, köy, kömet gezersiniz. Hele bir deyiverin bakalım. Şeyh otururken onlar da çöküyorlar. Şeyhimiz neden sohbet etmez derler şeyhim. Yüzümüzü gören sorar şeyhim. Cümlen Allah'ın ahalisi bunu dillendirir durur. Siz ne dersiniz Güngör'üm? İstediklerini desinler de, demediklerimizi demesinler Halim. İstediklerini yapsınlar da, yapmadıklarımızı yapar demesinler. Kasım Şeyh'in normale döndüğünü anlamış gibi derin bir oh çekti. Aylar sonra tüm yüzlerde tebessüm. Hanım Ana, Kira ve bacım Sultan haremlikteler. Onlar da memnun olmuşlar. Yunus dergaha gelip Karabaş'ın önünde durdu. Sevgiyle bakarak yere çöktü. Dokunmadan tebessümle seyrediyor. Karabaş'ın önünden kalkıp ağır adımlarla dergahın kapısına yöneldi. Zaman yavaş akıyor. Yarı yolda durup hasret giderir gibi etrafına bakındı. Ardından iç çekerek önüne dönüp kapıya yöneldi. Kapının önünde durup cesaretini toplar gibi bir müddet bekledi, içeri giriyor. Kapıdan içeri girdi. İki tarafta duvarın dibine yığılmış odunlar, solda mutfak bölümü, sağda şeyhin evi, karşısında avlu. Yunus kemerli geçitin altından avluya girdi. Hücre kapılarıyla bahçenin arasından yürüyerek huzur odasının girişine doğru ilerliyor. Uzun boylu, yapılı, esmer kahverengi gözlü, sakallı ve bıyıklı. Odasının ana girişindeki dış kapıdan içeri girdi. İmam Şafii talebelerini almış yanına, Bağdat sokaklarında gezerken bir ara bir talebesi bakar ki iki kişi dini bir mesele hakkında tartışmaktalar. Onlardan biri kendini haklı çıkarmak için diğerine, ey azizim dinle bak, İmam Şafii bile bu konuda benim dediğimin aynısını demiş ve yapmıştır demekte. Yunus kapıdan dinliyor. Tabii Şafii'yi de tanıdığı yok. Ancak adını duymuş. Öğrenci bunu duyunca onlara yaklaşır. Olay nedir ihvanlar diye sorar. Münakaşa edenler olayı anlatırlar. Talebesi şaşırır. Der ki, ey kardeşim, imam kesinlikle böyle bir şeyi ne yapar ne de der. Müdahale eder. Ama adam sözünden dönmez. Öğrencisi gerisin geri varır. İmam Şafii'nin huzuruna çıkar. Ey şeyhim der. Böyle böyle bir olaya şahit oldum. Adamın biri senin hakkında hiç olmayacak sözler eder. Açıkça iftira eder. İkaz ettim ama kulak asmadı. Bunun üzerine İmam Şafii Hazret, iyi o vakit bir de biz varalım huzuruna der. Kalkar, varır o müfteriğinin yanına. İlkin İmam Şafii olduğunu deyivermez. Gizler kendini. Tıpkı o da öğrencisi gibi, yanlışım var. İmam böyle bir şeyi yapmaz da demez de der. O fitnekar imama da çıkışır. Var git ihtiyar yoluna. İmam Şafii hemi böyle söylemiş, hemi böyle yapmıştır der. Bakar ki iş uzun, İmam Şafii ortaya koyar kendini. Kardeşim, Şafii benim. Ve ben senin bu dediğini ne yaptım, ne söyledim.
der. Ama gene inanmaz fitneci. Haydi bre, sen de nereden çıktın? Sen Şafii olamazsın. Şafii başkasıdır ve dediklerim saf gerçektir. Kör oğlu kör. Hele bak bakalım. Aslı nedir, nesli nedir meselenin? Konuşmak kolaydır ama hele bir kaldır bak. Kefenek altında yatan erdir. Bu yendemden âlâ er mi vardır alemde? Estağfurullah şeyim. Hadi gari. İhtiyarı az yalnız bırakın. Yunus huzurla dinleyip bir kenara geçti. Müritler ayağa kalktılar, şeyhin huzurundan ayrılıyorlar. 12-13 kişiler. Kapı açıldı. Geri geri çıkarak pabuçlarını giyiyorlar. Yunus'u görüp başlarını eğerek selamladılar. Yunus onları gördüğüne memnun olmuş gibi tebessümle selamlıyor. Esmer derviş iştenlikle gülümseyerek yanına yöneldi. Hoş gelmişsin birader. Ellerini kenetleyip aynı anda ellerinin terslerini öptüler. Onu gören Ali Taygu da şaşırıp iştenlikle gülümseyerek yanına geldi. Ellerinin terslerini öptüler. Arkasından Aynalı da geldi yanına. Hızla omuzlarından tutup bir anda kendine çekti. Yunus hoşuna gitmiş gibi gülümsüyor. Aynalı sımsıkı sarılınca o da karşılık verdi. Aynalı doyamamış gibi ard arda yeniden sarılıyor. Kasım odadan en son çıkıp kapıyı çektiği sırada Yunus'u görüp şaşkınca duraksadı. Her şeye rağmen gördüğüne sevinmiş gibi bakarak yüz yüze gelip selamlaştılar. Ardından ellerinin terslerini öptüler. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulmuşuz. Müritler kenara çekilmişler. Kasım'ın bakışıyla mesajı alıp çıkışa yöneldiler. Yunus tebessümle arkalarından bakıp Kasım'a döndü. Kasım dostane bir tavırla uzanıp kollarından tuttu, gidiyor. Yunus içeri girmek için cesaretini toplar gibi bir süre öyle kalıp başını arkaya çevirdi. Kasım da durmuş ona bakıyor. Göz göze geldiler. Kasım müritleriyle arkasından çıktı, gitti. Yunus yeniden odanın kapısına döndü. Şeyh aydınlanmış bakışlarıyla başını kapıya çevirdi. Yunus'un kapının önünde olduğunu anlamış gibi heyecanla bekliyor. Yunus sağındaki kirişe uzandı, eliyle destek alarak pabuçlarını çıkartıyor. Hanım ana, bacım Sultan ve Kira ayaklandılar. Yunus iterek açtı kapıyı. Şeyh heyecanla tebessüm ederek dikleşti. Yunus önünü kavuşturup içeri girdi. Hanım ana ile Kira çıkışa yürüdükleri sırada bacım Sultan minderleri düzeltiyor. Selamünaleyküm. Bacım Sultan Yunus'un sesini duyup doğruldu. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Yunus. Hoş gördük. Gel. Yakınıma gel. Bacım Sultan gülümseyerek Yunus'a bakıyor. Gözlerim ırağı seçemez artık. Dışarıda Karabaş'ı gördün mü girerken? Şeyhin yanına oturdu. Gördüm. Hanım ana ile Kira çıktılar. Bacım Sultan paravanın arkasındaki haremlikte. Sen bize bir şeyler söylemeye gelmişsin. Belli. De hele. Hakkınızda çirkin bir iftira vardır. Ne yapalım? Varsa vardır. Hakikati olmayan alçakça bir iftira. Kadı hakkınızda tahkikat başlatmak ister. Demem o ki henüz vakit varken bir şeyler yapsanız. Bizi, canımızı düşünürsün evlat. Var olasın ama can bizim mi ki dikkat edelim? Bizim olmayanı ne verir ne alırız. Ama herkes gibi bizim de bir cesedimiz vardır. Onu almak isteyen var ise durmasın, biri gelsin. Bizi de kurtarsın bu sırtımızdaki leşi taşımaktan. Konya Başkadılığından izin talep etmiştir kadı. Korkulur ki size zulüm yapıla.
Sen bırak bizi de kendi canının derdine düş. Kendi canını kurtar hele. Bacım Sultan durgunlaştı. Bana müsaade o vakit. Kal burada. Misafirimiz ol. Vaktim dardır. Bu geceden tezi yok. Düşmem lazım Konya yoluna. Bacım Sultan kötü olup bir anda Yunus'a döndü. Varırsın elbette, varırsın. Yola çıkan Fizan'a varmış. Yoldan çıkan kendinden uzaklaşmış. Varırsın elbet. Varırsın. Şeyh kalkarken Yunus da kalktı. Kapıya yürüyorlar. Hiç demedin. Ne yapar, ne edersin Konya'da? Nasıl geçer vakit? Durdular. Bacım Sultan kulak kabartıyor. Bekleridim. Hepimiz bekleriz evlat. Yarını beklemeyen var mı? Hadi bakalım. Uğurlar ola. Yunus elini öpecek olunca şey avuçların arasında tutup mani oldu. Bizim canımızı düşünüp de dert etme kendine. Yunus elini göğsüne koyup selamlayarak huzurundan ayrıldı. Şeyh ardından bakıyor. Bacım Sultan üzgün, endişeli. Yan düşecek gibi olup sendeledi. Müritler avluda oturuyorlar. Bir yenisi daha geldi yanlarına. Selam verip oturdu. Yunus avluya gidip köşede tek başına oturan dervişle selamlaştı. Derviş arkasından saygıyla ayağa kalktı. Yunus iki dervişle daha selamlaştı. Onlar da kalktılar ayağa. Yunus Ali Taygular'ın karşısında durdu ayaktalar. Tekrar hoş gelmişsin Yunus'um. Hoş bulmuşuz. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Eyvallah. İşittik ki Konya'daymışsın. Öyledir. Ben hiç gitmemişim başkent Konya'ya. Ben bir kere gördüm. Ordu Kırım seferinden dönende Sultan Alaaddin ahaliye büyük bir şenlik vermiş idi. Hacı Nadim dedemle gitmiştik. Çocuk idim daha. Güzel midir Konya? Seversen her yer güzeldir. Bana müsaade. Eyvallah. Kasım yanına geldi, birlikte yürüyorlar. Geldiğin gibi gider misin? Yola çıkmam lazımdır. Şeyhimize müjdeli haber vermişsin inşallah. Onun için ne müjdelisi vardır haberin, ne de kötüsü. Yolun açık ola Yunus Efendi. Selamlaştılar. Yunus yanına gittiği sırada Kasım ardından bakıyor. Yunus kapıyı iterek açıp dışarı çıktı. Karabaş yerinde yatıyor. Yunus yanına yöneldi. Ağır ağır yaklaşarak geride durdu. Tebessümle seyrediyor. Karabaş başını kaldırıp ona döndü. Yunus yanına yaklaşıyor. Yaklaşıp önüne çöktü. Çenesinden tutarak seviyor. Bacım Sultan haremlik kapısından çıkıp Yunus'a bakarak ağzını kapattı. Yunus Karabaş'ı sevmekle meşgul. Henüz fark etmedi onu. Bacım Sultan usulca yanına yaklaştı. Hoş gelmişsin. Yunus heyecanla ayaklanıp pırkasını kavuşturarak karşısına geçti. Yüzüne bakamıyor. En son bulup getirmiş idin. Sen gittikten sonra bir daha hiç kaçmadı. Onca sohbetinde bulundunuz Şeyh babamın. Ona yardım etmeden varıp gider misiniz bir yabancı gibi? Yunus sıkıntıyla suratını düşürüp başını çevirdi. Şeyh babam kimseye kendi derdini demez. Başkalarının derdine dermanlıktır onunkisi. Bilmez misiniz? Elimden geleni yapmışım. Daha da ne gelir ki elimden? Kasım kapıdan çıktı. Elinizden gelen sahada gelip haber vermek geri midir? Geri girdi, aralıktan dinliyor. Ne yapabilirim ki başkaca? Okumuş, yazmış, mevki görmüş kişisiniz. Devlet kapısını da o kapıda nasıl iş görülür onu da bilirsiniz. Şeyh babam bilse dahi varmaz devlet kapısına. Kasım kıskançlıkla seyrediyor. Yunus durumu değerlendirir gibi düşünceli kalıp elini göğsüne koydu, yanından ayrılıyor. Bacım Sultan sıkıntıyla ardından bakıyor. Kasım onlara görünmemek için çektiği kapıyı hafifçe yeniden araladı. Dikizlemeye devam ediyor. Bacım Sultan'a duyurmadan usulca çekti kapıyı. Nallıhan Obası. Çarşı her zamankinden farksız.
koşuşturan çocuklar, tezgahlara bakan kadınlar, heybeleriyle yürüyen erkekler, asayişten sorumlu zabitler. Mesut yanında katibiyle Ahi Ocağı'nda. Aktar üstünün kardeşi eğitimden geçmemiştir. Başkaları da var efendim. Olmaz. Tek tek dükkanları dolaşsın yiğitler. Eğitim almayan herkes bir bir tespit edilsin. Ahi Ocağı ne iş görmeye durur burada? Mesut'un adamı yol gösterir gibi önden yürürken Kececi arkasından yürüyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mesut adamını yolladı. Hoş gelmişsiniz Azma. Hoş görmüşüz şeyhim. Estağfurullah. Ellerini öptürmedi. Keçeci bozularak geri çekilip karşısına oturdu. Şeyhimize dua edesin. O kefil olmasaydı açılmazdı dükkanın. Sağ olsun şeyhim. Kusur bizden, af ondandır. Bir daha da böyle meselelerle uğraşmak istemeyiz Azmiya. Sizler çarşının, esnafın, ahalinin huzur ve sükununu teminle vazifeliyken kalkıp da... Rabbim ne muradınız varsa versin şeyhim. Yine öptürmedi elini. Bize değil. Var şeyhinin elini öp. Sen ardından dedikodu türetirsin. O senin dükkanının açılması için sana kefil olur. Var git de bir elini öp Nasiba. Keçeci mazlum ayağına yatar gibi suratını buruşturup selam verdi. Mesut aynı şekilde selamını aldı. Keçeci gidiyor. Mesut öfke dolu bakışlarıyla küçümser bir halde ardından bakıyor. Kadıhane. İlyas makamında divit kalemini kürsüsünü çevreleyen ahşap kenarlığın üstündeki hokkaya batırdı. Kaşlarını çatmış bir şeyler yazıyor. Subaşı içeri gidip yanına yöneldi. Kırklı yaşlarda yapılı, kara kaşlı, kara gözlü. İlyas'ın karşısında durdu. İlyas soran gözlerle bakarak başını kaldırdı. Subaşı selam verdi. Konya'dan beklediğimiz haber gelmemiş midir Hasan'a? Henüz gelmemiştir Kadı Efendi. Ama eli kulağındadır. İner kuşlar. Yunus içeri girdi, yanlarına yürüyor. Yunus. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben müsaadenizi isteyeyim Kadı Efendi. İlyas yine ayakta karşıladı. Yunus subaşının ardından bakıp İlyas'a döndü. Sen çıkmadın mı daha yola? Ben senin çoktan Konya yolundasın tahmin ederdim. Senden son kez istemeye geldim İlyas. Şeyh Efendi'nin üstüne varmasan. Kaç kere konuşacağız bu meseleyi Yunus? Hata edersin. Nereden bilirsin hata ettiğimi? Nasıl eminsin bundan bu kadar? Senin de bu kerameti kendinden menkul şeyhleri savunacağın... Rüyamda görsem inanmasıydım. Her ne isnat edildiyse iftiradır. Her kim isnat ettiyse müfteridir. Neyle suçlandığını dahi bilmeden mi böyle kesin hüküm verirsin? Şeyh Tapduk Emre hariç cümle alem müfteridir. O doğrudur, öyle mi Yunus? Estağfurullah. İlyas, öyle demedim. Ne dersin o vakit Yunus? Bak, bir tek Tapduk Emre değil mesela. Ahaliyi irşad etmek kim? Bunlar kim Yunus? Alim mi kalmamıştır memlekette? İşte buna inanamam Yunus. İşte bunu ne aklım alır ne hafsalam. Biz ki seninle aynı hayalleri kurduk Karatay'da. Selçuklu'yu bu kifayetsiz şeyhlerden kurtaracağız diye dua etmedik. Ya ne oldu Yunus? Ne oldu da bu eğitimsiz cahil yığınını, onların safsatıcı şeyhlerini savunur olduk? Yunus sıkıntıyla içecekti. Yüzündeki tebessümü bozmadan bakıyor. Dergah. Kasım odasına girip alevli ocağın yanından hışımla pencerenin önüne yürüdü. Burnundan soluyarak arkasını döndü. Geçmiş. Elinizden gelen sahada gelip haber vermek midir? Ne yapabilirim ki başkaca? Okumuş, yazmış, mevki görmüş kişisiniz. Devlet kapısını da o kapıda nasıl iş görülür onu da bilirsiniz. Şeyh babam bilse dahi varmaz devlet kapısına. Geçmişten sıyrılıp başını alevli ocağa çevirdi. Hırsla önüne dönüp bir kez daha geçmişe gitti. Yunus bacım sultana selam verdi, yanından ayrılıyor. Bacım sultan üzgün ve endişeli bir halde arkasından bakıyor. Kasım içeriden usulca çekti kapıyı. Ağına dönüp başını hafifçe öne sallamaya devam ederek kapıya yöneldi.
hücre kapısından çıkıp avluya geçti. Kızgın ve kararlı bakışlarıyla çıkışa doğru ilerliyor. Bacım Sultan Kira'yı uğurluyor. Birlikte sokağa çıktılar. Anam duymaya sakın. Ağzından kaçırıverirsin, mahvolurum sonra. Duymayacaktı sanki. Olsun, yüreğine inme iner vallahi. Kasım dergâhtan çıktı. Kira gidiyor. Kasım Bacım Sultan'ın yanına yöneldi. Bacım Sultan onu görüp ağzını kapattı. Kasım fazla yaklaşmadan durup selam verdi. Köpeğe bir bakayım demiştim. Yoktur bir eksiği. Yunus Efendi uygunsuz laflarla canınızı sıkmamıştır inşallah. Yok, uygunsuz sözler değildir söyledikleri. Niçin uygunsuz sözler etsin Yunus Efendi? Etmez tabii ki ama sizinle sessizce konuşurken görünce acep dedim. Yok, Konya'ya dönerimiz sabahtan. Gitmeden evvel son bir kez Şeyh babamın meselesiyle ilgili konuşur. Neymiş ki Şeyh efendimin meselesi? Siz işitmediniz mi huzurda kalsın ağam? Hayır, işitmemişim. Ne oldu ki bu mesele? Bacım Sultan düşünceli bakışlarını boşlukta dolandırıp yeniden Kasım'a yöneltti. Nallıhan Obası. Şerbetçinin dükkansız mekanı iki duvarın köşesinde. Maşraba dizili raflar duvarlara sabitlenmiş. Soldaki duvarın dibinde sedirle üstünde şerbet sürahilerinin olduğu alçak bir dolap. Müşteriler için ayrılmış sadece tek bir masa var. Yunus gelip masaya oturdu. Şerbetçi ters ters bakarak elindeki maşrapayı kuruladı. Rafa koyup peşkiri omzuna atarak yanına yöneldi. Ne alır beyimiz? Yunus dalıp gitmiş. Şerbetçi ters ters bakıyor. Söğüt gölgesi değildir beyim burası. Rızkımızı kovalarız biz de burada. Ne içersiniz? Şerbet. Şerbetçi başıyla onaylayıp gitti, raftan bir maşrapa aldı. Yunus kara kara düşünüyor. Şerbetçi limonata rengindeki şerbeti doldurup ampul şeklindeki dev sürahinin musluğunu kapattı. Diğer sürahideki şerbet vişne renginde. Şerbetçi maşrapayı Yunus'un yanına bırakıp geri döndü. Yunus hiç aralı olmadan düşünüyor. Henüz vakit varken bir şeyler yapsanız. Bizi, canımızı düşünürsün evlat. Var olasın ama can bizimki, dikkat edelim. Bizim olmayanı ne verir ne alırız. Ama herkes gibi bizim de bir cesedimiz vardır. Onu almak isteyen var ise durmasın, beri gelsin. Bizi de kurtarsın bu sırtımızdaki leşi taşımaktan. Yunus aklından geçen düşüncelerin eşliğinde elini bacağına yaslamış öylece yere bakıyor. Mikel muayenehanede masanın yanına yürürken kapı açıldı. Hoş gelmişsin yavrum. Hoş bulduk baba. Ne yapar Tapduk Emin? Sana mühim haberler getirdim onunla ilgili. Tapduk Efendi ile alakalıdır. Anlat o zaman kızım. Merakla bırakmadı mı? Kadı İlyas Efendi. Ne olmuş ona? Tapduk Emir'in dergahına baskın yapacak imiş. Ne dersin kızım sen? Kulakların duyar ağzından çıkanı. Kim dedi sana bunu? Kimden duydun kızım? Kira öyle işte der gibi huzursuzca gerdan kırdı. Mikel endişeli. Karabaş yerinde. Yunus yanından geçti. Kararlı adımlarla dergahın kapısına yürüyor. İçeri girdi. Huzursuz bir halde avluya yaklaşıyor. Kemerli geçitten geçip cesaretini toplayarak etrafı kollayıp şeyhin bahçe kapısına yöneldi. Kapının önünde durup temkinli etrafına bakındı. Dönüp açtı kapıyı. Bahçeden evin kapısına geçmiş. Kadı İlyas Efendi ile tekrar konuştum. Bacım Sultan annesinin duymasını istemezmiş gibi panikleyerek eşiğe çıkıp kapıyı çekti. İlle de hayır der. Kanun der, adalet der, durur. Ya ne olur şimdi?
ilişkidir konuşurum. Ne sözümüzü dinler, ne ricamızı tanır. Anam duymasa derim ama gözleriyle görecek eninde sonunda. Yunus sıkıntıyla bakışlarını düşürdü. Bacım Sultan ürkek, endişeli. Yunus çaresizce karşısında dikilirken bakışlarını ona sabitledi. Resim doldu. 12. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi Tekten Film tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com. Sesi betimleme metin yazarı Nezahat Çalkamcı, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Feride Tezcan, Nuray Yunan, işaret dili Müjde Kolçak. Son kontrol Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Murat Özçelik, Gülay Mart. Yönetmen Kamil Aydın, yapımcı Mehmet Bozdağ, danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Tatçı, yardımcı doçent doktor Hilmi Arıcı, yapım sorumlusu Orhan Demirci, prodüksiyon amiri Fatih Kurt, reji koordinasyonu Seda Aydın, kamera ekibi Rolant, www.tektenfilm.com.tr. Bu film TRT1 tarafından Tekten Film'e yaptırılmıştır yazdı. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tekten Film yazılı logo.